Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Halil Bey'in hayat hikayesini paylaşıyorum sizlerle. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Kanalınızı uzun zamandır takip ediyorum. Ben de sizlerle hayat hikayemi paylaşmak istedim. Eğer seslendirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler. Adım Halil. 36 yaşında, işinde ve gücünde olan bir erkeğim. Dışarıdan bakıldığında hayatım çok normal görünebilir ama hayatım facialarla doludur. Bugün de sizlere bu faciaların en büyüğünü anlatacağım. Ben Ağrı'da doğdum. 5 tane abim, 1 tane de kız kardeşim vardı. Doğu bölgesi kızlar için maalesef çok zor bir bölgedir. Asla ayrımcılık yapmak istemiyorum. Sonuçta ben de doğulu bir insanım ama gerçekler bu şekilde. Benim kız kardeşim de bu zorluklarla çok küçük yaşında tanışmak zorunda kaldı. Ben 10 yaşındayken annem ağır bir hastalık geçirdi. Aralık ayındaydık ve her yeri kar kaplamıştı. Onu hastaneye götürmeye çalıştık ama maalesef yetişemedik. Annem geçirdiği bu karaciğer rahatsızlığı sonucunda vefat etti. Onun vefatından sonra hayat kız kardeşim için adeta bir cehenneme döndü. Bütün yük onun sırtına kaldı. Henüz 8 yaşında olan kız kardeşim bizim için tencere tencere yemek yapıyor, çamaşır yıkayıp hayvanlarımızdan süt sağıyordu. Bir işi eksik yaptığında da dayak yiyordu. Ya babam ya abilerim onun bir yerini kanatıncaya kadar dövüyorlardı. Ben defalarca kez babamla ve abilerimle konuşmayı denedim ama tavırları hiçbir şekilde değişmedi. Kız kardeşim hiçbir şekilde dayağı hak etmiyordu Lale Hanım. Adı Aslı'ydı. Kapkara gözleri, upuzun saçları ve bembeyaz bir teni vardı. Cennetten düşmüş bir melek gibiydi. Onu çok seviyordum. Bu yüzden de hayatımı onu kurtarmaya adayacaktım. İlkokuldan sonra kız kardeşimi okula göndermemeye başladılar. Onun yanına gidip "Aslı sen okumak istiyor musun?" diye sordum. Bana dönüp "Olmaz olur mu abicim? Tabii ki de okumak istiyorum. Ben muallim olacağım. İnsanlara bir şeyler öğreteceğim. Cahillerin karşısında duracağım." dedi. Bu cevabı çok hoşuma gitmişti. Onun için babamla defalarca kez konuştum ama fikri değişmedi. En son büyük abimi biraz yumuşattım ve Aslı'nın okula gitmesi için gerekli izin çıktı. Çok mutluydum. Köyde ortaokul olmadığı için ilçeye gidecekti ve orada yatılı olarak okuyacaktı. Bu iş babamın içine hiç sinmemişti ama ben çok mutlu olmuştum. Aslı'yı ilçeye gönderdik ve ortaokuldan başarıyla mezun oldu. Tabii o okuldayken abilerim ve babam da bütün işleri bana kitlediler. Yemekleri hep ben yaptım. Sadece ara sıra çamaşırda yardım ederlerdi. Hele babam bütün gün otururdu. Oturmaktan sıkılmayan bir adamdı. Aslı 15 yaşına geldiğinde babamla liseye gitmesi için konuştum. Babam bana dönüp "Bu kadarı yeter. Ortaokula gitsin dediniz gönderdim. Ama lise çok fazla, gerek yok. Kadın kısmı ortaokula kadar okusa yeter. Ne işi var öyle lisede, üniversitede?" dedi. Abilerim de babama hak verince daha fazla ısrar edemedim. Aslı'yı gizli bir şekilde liseye yollamam gerektiğinin farkına vardım. Ama nasıl yapacaktım bunu? Bu bir sürü soruna sebep olacaktı. Okullar açıldı ve ben lise 2. sınıfa başladım. Aslı ise okula gidemiyordu. Tüm gün onu düşünüyordum ve okulda ruh gibi geziniyordum. Bir gün öğretmenim durumumu fark edip yanıma yaklaşıp "Halil, sana ne oldu böyle oğlum? Geçen sene şen şakrak bir adamdın. Şimdi ise cenazeye gelmiş gibisin. Anlat bakalım." dedi. Eskiden öğretmenler daha samimiydi sanki. O öğretmenimi hala daha saygıyla anıyorum. Öğretmenime dönüp "Çok kötü bir şey oldu öğretmenim." dedim. Ne olduğunu sorunca da her şeyi anlattım. "Ben kardeşimin liseye gitmesini istiyorum ama babam ve abilerim izin vermiyor. Onu eve hapsettiler. Hatta geçen gün konuşurlarken duydum evlendirmeyi bile düşünüyorlarmış." dedim. Öğretmenim o gün bana hiçbir şey söylemedi. Birkaç gün sonra yanıma gelip "İstersen Aslı'yı liseye kayıt ettirebiliriz." dedi. Çok sevindim ve hemen nasıl olacağını sordum. Öğretmenim "Biraz zor olacak. Biliyorsun ki ailen izin vermiyor ve kardeşini evlendirmek istiyor.
ailenden gizli bir şekilde gelmesi lazım. Aslı'yı devletin yurduna götürürüz, orada gerekli işlemler yapılır ama bu riskli bir durum dedi. Öğretmenimin söylediklerini düşünüp hafta sonu eve dönüp her şeyi Aslı'ya anlattım. Aslı biraz korksa da kabul etti çünkü okumayı çok istiyordu. Zaten eğer o köyde kalsaydı hayatı daha da kötüye gidecekti. Bir gün ansızın evlendirilecekti belki. O yüzden oradan uzaklaşması gerekiyordu. Aslı ile anlaşıp öğretmenimin belirttiği tarihte Aslı'yı gizlice başka bir ilçenin merkezine getirdim. Öğretmenim karşıladı bizi ve arabasıyla yurda götürüp bütün işlemleri halletti. İşlemler hallolduktan sonra hemen köye geri döndüm. Çünkü babam ve abilerim her an Aslı'nın kaçtığını anlayabilirlerdi. Köye döndüğümde kimse anlamasın diye ortanca abimin yanına gidip "Yahu bu Aslı nerede? Sabahtan beri onu arıyorum, bulamıyorum. Çıldıracağım. Nereye gitti bu kız?" dedim. Abim bilmediğini söyledi ve diğer abilerime haber verdi. En sonunda haber babama kadar gitti. Babam yanıma gelip "Söyle bakalım. Aslı ile en iyi anlaşan sendin. Ne oldu bu kıza? Nereye gitti?" dedi. Çok iyi bir yalan uydurmalıydım. O yüzden babama dönüp "Bilmiyorum ama bana kalırsa sevdiği adamla kaçmıştır. Bir süredir bir çocukla görüşüyordu." dedim. Babam birden bağırmaya başladı ve "Ne? Biz onun için bir görücü bile bulduk. Namusumuzu beş paralık etti. Kimle kaçmış, nereye kaçmış? Çabuk bulun onu." dedi. Ben dikkatlerini dağıtmak için çocuğun başka bir köyden olduğunu ve ara sıra bizim köyümüze geldiğini söyledim. Birkaç gün sonra büyük abim "Ağrı'da kalacak kadar geri zekalı olamazlar. Bizim ilçeden en çok İstanbul'a göç oluyor. Gidelim İstanbul'a, her yeri karış karış arayalım. O ırz düşmanını bulup gereğini yapalım." dedi. Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü hedef değişmişti. Kimse kardeşimin ilçedeki yurtta olacağını düşünmemişti. Planımız o kadar iyi işlemişti ki. Babam abilerimi derhal İstanbul'a göndermişti. Ben de babama "Ben Ağrı'yı araştırırım baba, sen hiç merak etme." demiştim. Abilerim bir sene boyunca İstanbul'dan dönmediler. Döndüklerinde kardeşimi bulamadıklarını söylediler ve babam hepimize bir tokat attı. Ben mutluydum çünkü kız kardeşim kurtulmuştu. Ara sıra kaldığı ilçeye giderek gizlice görüşmeye devam ettim. Birkaç kere şüphe çekecek bir şeyler yaptım ama şükür ki yakalanmadım. En sonunda Aslı liseyi bitirdi ve üniversite için hazırlanmaya başladı. 18 yaşını doldurduktan sonra yurtta kalamayacağı için biraz benim, biraz da öğretmenlerinin çabasıyla ilçede bir ev tuttuk ona. Ve bir sene boyunca orada kaldı. Sırf kız kardeşim iyi bir hayata sahip olabilsin diye gecemi gündüzüme katarak çalıştığımı hatırlıyorum. Ağrı'da pek iş imkanı yoktu. Ama ben o kadar çok imkan yarattım ki aklınız almaz. Kız kardeşim sınava girdi. Sınavı kazandıktan sonra İzmir'e gitti. Ege Üniversitesi'ni kazanmıştı. Kız kardeşimi İzmir'e kadar götürdüm ve ona küçük tuşlu bir telefon aldım. Aynı telefondan bende de vardı. Ne olursa olsun 3 günde bir beni aramasını ve bana haber vermesini söyledim. Kız kardeşim dediğimi yaptı. Yaptı ama sadece 6 ay boyunca. 6. aydan sonra beni aramamaya başladı. Bir hafta geçti, 2 hafta geçti. Ama en sonunda 3 ay boyunca aramayınca bir şeylerden şüphelenmeye başladım. Bir ay kadar para biriktirip doğruca İzmir'e gittim. Bu arada babam ve abilerim de benden iyice şüphelenmeye başlamışlardı. Aslı lisedeyken sürekli başka ilçeye gidip geliyordum. Şimdi de şehir değiştiriyordum. Bana çok garip bakıyorlardı. Aslında haklılardı çünkü onlardan gizli dolaplar çeviriyordum. İzmir'e gittiğimde ilk işim Ege Üniversitesi'ni bulmak oldu. Üniversiteyi ve fakülteyi buldum. Sınıflara gidip kardeşimi sordum ama adını duyan yoktu. En sonunda kaldığı yurda gittim. Yurt yönetimiyle görüştüm. Bana kardeşimin 3 ay önce yurttan ayrıldığını söylediler. Çok şaşırdım ve üzüldüm. Kardeşim neden yurttan ayrılmıştı? Okulda da kendisinden eser yoktu. Okulu bıraktığını düşünmeye başladım. Keşke okulu bıraksaymış. Kardeşim öyle bir şey yapmış ki yaşamayı bıraksaymış daha iyi olurmuş. Ben yurttan ayrıldıktan sonra polise gittim. Kalacak yerim olmadığını söyleyince komiser birkaç gün onun yanında kalabileceğimi söyledi.
O komisere çok teşekkür ediyorum. Kendisinin hakkını ne yaparsam yapayım ödeyemeyeceğim. Emniyet merkezine kardeşimin bilgilerini verdim. Bana kardeşimin peşine düşeceklerini ve bulacaklarını söylediler. Ama işler uzayacağı için köye geri döndüm. Döndüğümde babam ve abilerim bana hesap sorarcasına karşıma dikilmişlerdi. Birkaç tane yalan attım ama hepsinin yüzünde nasılsa çıkar kokusu bakışı vardı. Birkaç ay boyunca benimle konuşmadılar. Çok gergin zamanlar geçirdim. Ara sıra komiseri arayıp kardeşimin durumunu sordum. Bir gün yine komiseri arayıp kardeşimin durumunu sorduğumda büyük abim ben fark etmeden içeri girmiş ve beni dinlemişti. Konuşma bittikten sonra kafama aldığım bir darbeyle yere yığıldığımı hatırlıyorum. Büyük abim beni neredeyse bilincim kapanana kadar dövdü. Gözlerimi hastanede açtım. Taburcu olduktan sonra eve dönmek istemedim. Ama kalacak başka yerim de yoktu. Artık herkes her şeyi öğrenmişti. Babam kulağıma yaklaşıp ben seni adam zannettim, besledim, büyüttüm. Sense kardeşinle bir olup bana ihanet ettin. O komiserle görüştüm. Kardeşin şu an nerede, ne yapıyormuş bilmek ister misin? İzmir'deymiş ve bir hayat kadınıymış. Kendini pazarlıyormuş. Sen o okusun diye onu oraya gönderdin ama o gidip seçti. Lanet olsun sana. Yemin ederim ki benim oğlum olmasaydın seni öldürürdüm dedi. Hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü kardeşimin yaptığı şey beni de şok etmişti. Nasıl bu yola girmişti? Neden bunu yapmıştı? Hiçbir şey anlayamıyordum. Babamın söylediklerine inanmak istemedim. Komiseri arayıp kendim onunla görüşmek istedim. Babam telefonuma el koymuştu. Köy meydanına indiğinde gizlice telefonumu aldım. Bu sefer dayak yemeye hiç niyetim yoktu. O yüzden her yerin temiz olduğundan emin oldum. Kapıları kilitleyip komiseri aradım. Merhaba komiserim, ben Halil. Şu kaybolan üniversiteli kızın abisiyim. Kız kardeşimden haber var mı dedim. Komiser bana, evet var ama maalesef haberler pek iyi değil delikanlı. Ben açık sözlü bir insanım, lafı uzatmayacağım. Kız kardeşin kötü yola düşmüş. Bir fuhuş çetesinin içinde. Şu an bir apartmanda kalıyor. Kaldığı yerde fuhuş yapılıyor. Geçen gün bir komşusundan şikayet bile geldi. Bence derhal buraya gelip onu kurtarmalısın dedi. Bunları duyduktan sonra hayatımda ilk kez kız kardeşime sinirlendim. Hem de çok sinirlendim. Sonuçta çok kötü bir şey yapmıştı. Babamın yanına gidip, baba gel İzmir'e gidelim şu kızı kurtaralım. Söz ilk tokatı ben atacağım. Dövelim sövelim ama ne olursun kurtaralım. Bir organımız hasar aldı diye vücudumuzdan vazgeçemeyiz ki. Biz bir aileyiz dedim. Babam hiçbir cevap vermedi. 2 hafta boyunca da benimle konuşmadı. 2 hafta sonunda beni sabahın köründe uyandırdı. Kalk kardeşini kurtarmaya gidiyoruz dedi. Mutlu oldum. Kardeşimi o pis bataklıktan kurtardığımızı hayal ettim. Babamı kolundan tutup İzmir'e götürdüm. Birkaç gün orada kalıp komiserden kardeşimin kaldığı yeri öğrendikten sonra abilerim de geldiler. O ana kadar hiçbir şeyi anlayamamıştım. Kardeşimin kaldığı apartman tespit edilince derhal oraya gittik. Bir gece vaktiydi. Sokakta kedi dahi yoktu. Kardeşimin kaldığı evin kapısını çaldık. Kapıyı siyah takım elbiseli, korkunç bir adam açtı. Belli ki müşteriydi. İlk abim onu tuttuktan sonra büyük abim, ben ve babam içeriye girdik. Kız kardeşim yatak odasında bir yanında alkoller, diğer yanında doğum kontrol hapları ile uzanıyordu. Üzerinde dantelli bir iç çamaşırı vardı. Masanın üstü parayla doluydu. Babam onu görür görmez vay namussuz dedi. Kız kardeşim bizi fark etti ve çığlık attı. Büyük abim içeriye girip onu öldürürcesine dövdü. Sonrasıysa çok zordu Lale Hanım. Komşular her şeyi duyup polisi çağırmışlardı. Babam ve 2 abim tutuklandılar. Diğer abimse köye döndü. Ben de İzmir'de kaldım. İlk başta bu olayın şokunu atlatamadım. Her gece kardeşim rüyalarıma girmeye başladı ve asla bizim yüzümüzü dahi görmek istemiyordu. Ben her gün hastaneye gidip bir serum yiyip gelirdim. Bazı geceler öyle kabuslar görürdüm ki altıma kaçırırdım. Kardeşimin neden bu yola düştüğünü araştırmaya çalıştım. Komiserin yanına gittim. Komiser bana kardeşimle ilgili bazı bilgiler verebileceğini söyledi. Sonrasındaysa komiser yanıma gelip otur bakalım evlat. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Kız kardeşinle ilgili bütün belgeler elimde. Hatta ben kız kardeşinin dosyasına o kadar önem verdim ki psikolog bir arkadaşımı arayıp ondan yardım dahi aldım.
Bu kız çok baskılanmış. Yüksek ihtimalle baban ve abilerin onun ağzını açmasına izin vermemişler. Dövmüşler, sövmüşler. Kız da fırsatını bulduğu ilk ortamda kötü yola düşmüş. Aslında buradaki arkadaş çevresi de çok önemli. Hiçbir kız kendi başına kötü yola düşmüyor. Maalesef bu tarz olaylarla çok sık karşılaşıyoruz. Ama artık yapacak bir şey yok. Zamanı geriye alamayız dedi. Bu sözler beni çok üzmüştü. Çünkü ben kardeşimin okuyabilmesi için elimden gelen her şeyi yapmıştım. Nasıl yani, bunun için mi savaşmıştım ben? Kız kardeşimi çok seviyordum Lale Hanım. Hala daha çok seviyorum. Çok büyük bir hata yaptı ama ben onu affettim. Kardeşimin bu sürecinden sonra uzun bir süre kendimle hayat savaşı verdim. Sonra çok zor bir şekilde olsa da hayata tutundum. Sağda solda, berbat işlerde karın tokluğuna çalıştım. Başlarda giyecek bir pantolonum dahi yokken şu an güzel bir işim ve evim var. Bir de eşim. Bir de çocuğum var ki onun için canımı veririm. Bu olaydan sonra ben ağrıya bir daha adımımı atmadım. Üzüldüğüm tek şey ne biliyor musunuz? Annemin mezarının orada olması. Başka da hiçbir şeyi umursamıyorum. Ara sıra kız kardeşimle görüşüp onun iyi haberlerini alıyorum. Ve inanın çok mutlu oluyorum. O da kendini kurtardı ve kendine çok güzel bir hayat kurdu. Bir daha da o işlere asla bulaşmadı. Bu arada benim çocuğum da kız. Ona karşı çok narin ve çok hassas davranıyorum. Çünkü kız kardeşimden de biliyorum ki kız çocukları babalarından sevgi göremeyince o sevgiyi başkalarında aramaya çalışıyorlar. Ve o insanlar da genelde onlara zarardan başka bir şey vermiyor. Babalar ve abiler, bu sözlerim size. Ailelerinizdeki kızları sevin. Son sözüm budur. Her şey için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Halil Bey'in hayat hikayesini paylaştım bugün sizlerle. Bu hikaye içerisinde o kadar güzel mesajlar barındırıyor ki, her zaman kız çocuklarına sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatıyor bize. Ben de kendisine bu yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Ve onca zorluğun karşısında durup kız kardeşine sahip çıkıp onu okuttuğu için, daha sonra kız kardeşi kötü yola düştüğünde bile onu kurtardığı, arkasında durduğu için ve şu anda bütün bunların bilincine varıp güzel bir kız çocuğu yetiştirdiği için Halil Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili dinleyiciler, lütfen ama lütfen gerçekten hayatınızdaki kız çocuklarına sahip çıkın. Ve onları başarılı birer kadın olmaya, asla kimseye minnet etmemeye, kendi ayakları üzerinde durabilmelerine yönlendirin. İnanın bana, hayat o zaman güzelleşecek. Birilerinin hayatına dokunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin de Halil Bey gibi benimle paylaşmak istediğiniz hayat hikayeleriniz, yaşanmışlıklarınız varsa eğer, ben Lale, buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.